Ay kızlar, Hedoş'un yemekleri gibisi yok vallahi. Mis gibi sebze yemekleri. Ay vallahi konakta her gün et geliyor masaya. Ama benim canım hep fasulye çekiyor açıkçası. Ben her öğün köfte yiyebilirim galiba. Çok severim. Hadi. Hadi dışarıda yiyelim. Ben öylesine söyledim. Ya zaten keyfim yok. Ne dışarı çıkacağız? Ya kadar üzülme. Bak Hedoş dikecekmiş battaniyeyi. Ya o battaniyeyi parçalayanı bir bulsam mahvedeceğim gerçekten. Yani aklım almıyor ya. Bir insan nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Afiyet olsun. Hediye, odama giremedim. Kapımı kilitlemişsin. Anahtarımı versene. Aa Neriman Hanım, siz hafta sonu çalışacak mısınız? Sen benim hafta sonu çalıştığımı nerede gördün Hediye? Cüzdanımı unutmuşum, onu alacağım. Meral, hoş geldin evladım. Ne güzel sürpriz böyle. Hoş bulduk Neriman Hanım. Böyle her zaman gel işte, unutturma kendini. Ha, ben de gelirim kahveye, sohbet ederiz ha? Tamam tabii ki. Görüyor musun Hediye? Ne güzel yetiştirmişim. Böyle nasıl alçak gönüllü maşallah. Öyledir Neriman Hanım, buyurun. Heh, hadi bakalım, afiyet olsun. Ben de yiyemeyeceğim kızlar. Biraz uzanacağım. Kader yapma böyle. Bak bunalıma falan gireceksin. Hadi ya yemeğini, bak sonra da sahile çay içmeye gideriz. Havamız değişir, belki kafamız dağılır. Peki. Ya kader bir şey diyeceğim ama... acaba battaniyeyi parçalayan annen olabilir mi? Ya çünkü düşününce bu hiç normal bir şey değil. Ne bileyim, belki gizlice içeri girip yapmıştır diyeceğim ama. Buraya kadar girmiş olabilir diyorsun yani. Yani tamam, saçma biraz ama ne bileyim. Yok. Bence çok saçma. Bence yurda nasıl girecek bir kere? Evet. Bence de yani. Yani kadar biri aptalca bir şaka yapmak istemiş işte. Ya bence kardeşinin battaniyesi olduğunu bile bilmiyordur. Bence de. Yani o da bir ihtimal evet de. Hadi yemeğini.